Bugün Suda ile hiç anlaşamadık arkadaşlar. Çünkü Suda bana kötü davranmaya başladı artık. Ne? Yalan mı? Bence ikiniz de bugün birbirinize kötü davranmadınız. Hayır, ben sana hiç kötü davranmadım. Biliyorum. Ben haklı. Gülme oradan. Gülmüyordu zaten. Ben aramızdaki samimiyet artsın diye öyle şeyler söyledim. Aynen kanka. Ve Ahmet haklı buldum diye beni sinirlendi bana. Evet, burada hayır, Mert haklı. Beni haklı bulduğu için sen neden sinirlendin? Yani bu çocuk seni her yere arabayla götürmek zorunda değil. Taksiye binmeyi öyle öğren şey dediğim demedim. İçin bak bana nasıl bakıyor biraz. Bak sen ağzına sıçacak şu an, ben o kadar iyi biliyorum ki. Hayır, kızgın falan değilim yemin ederim. Tamam, ben sakin sana kızmıyorum tamam, ben sana. Sakin. Hiçbir zaman kızmıyorum. Bak, tamam sakin. Senin şakalarını anlıyorum, ediyorum. Vuracak sandım yine. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çiğ pişmiş haşlanmış yemek videosu çekiyoruz. Arkadaşlar sırayla kart çekeceğiz. Arkadaşlarımızın arasından çiğ, pişmiş ve haşlanmış olarak aynı yemeği tüketmeye çalışacağız. Eğer daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı unutmayın. Ahmetcan Dündar'ı yılbaşına kadar 1 milyon yapmayı, Sıla Dündar'ı da burada işte. Teşekkür ederim. Ya yeter çekin diyorsun değil mi artık yerinize? Ya böyle de olmaz ya ama. İnsanlar heyecanlanıyor ya ben çiğken. Keşke bir seyseydik ya. Bir keredik de böyle. Ya oğlum hemen gelmesin işte ya. Haşlanmış. Oğlum bazen çiğ iyi oluyor. Ha değil mi? Mesela belki elma gelir belki değil mi? Çiğ aynen. Çiğ ya elma. Belki elma gelirse çiğ. Öyle düşün. Meyvelerde. Benim de aklıma nar gelmişti. Aynen bayağı iyi kanka. Çiğ fasulye. Mal bana da... Aa pişmiş normal oluyor. Bir de bana kaşık mı veriyorsunuz? Bunu yemesi çok zor ki ya. Yemezseniz 200 lira bana vermek zorundasınız. Tamam sen yemezsen. 200 lira. Ben de onlara 100 veriyorum. Tamam, yemeyen 200 lira kasaya bırakıyor. Aynen. Tamam. Sesi gelmiyor mu? Oğlum abi tak tuk ses geliyor kanka senin. Kanka çok kötü. Bir tane denemek ister misin? Yok. Tadına bakmak için. Çok kötü kanka. Niye midemi bulandırdın ya? Neden ben midem bulanıyor ben anlamadım ki. Pişmiş olandan midem bulandı senin de. Ya ben bir tane videomda Ahmet'e bir sinirlenmişim gülüyor diye var ya. Gülüyor mu diye mi sinirlenmişsin? İşte arkadaşlar ya biz böyle bir şey konuşuyoruz. Bu burada bir şeyler anlatıyor. Gülüyor bağıra bağıra. Bir sinirlenip bir dönüyorum. Ne gülüyorsun lan diye mi var ya? Öyle yüzümü görmeniz lazım. Cidden çok sinirlenmişim. Evet. Şaka mı abi ya? Oha ne gülüyorsun lan? Gerçekten Türkiye'de Afrika'da... Çok fazla şu kaşığı bükmek istedim. Bükeyim mi ya? Ama beyniyle bükersen olur. Bak gülüyor bak. Vay be. Bak be. Hup! Aslında kaşık yok. Bükebilir miyim ya? Çok içimde kaldı. Büyük oğlum bana niye soruyorsun? Bir tane satılmıyor. Ne, lan benim falan. De bükesim geldi onunla. Çok hoşuma tamam, gitti ben ya. Ben de bükeceğim. Ben iç bükeyi yaptım ben de. Tamam ben böyle kullanıyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra Japonlar çubuk kullanıyorsa biz de böyle kullanıyoruz. Seninki daha kullanışlı ben de öyle yapayım. Evet mal. Tamam hadi bunlar gitsin artık. Tamam evet. Güzeldi ben çok beğendim. Kötüydü bu arada ben hiç beğenmedim. Yani çiğ yediğin için olabilir mi? Ben de bugün sana birazcık sinirliyim bu arada. Niye sinirlisin? Çünkü arkadaşlar Mirt dedi ki benim videom 1'de. 13.00. Evet, tamam. Ve ofise geldiği saat 12, 14, 11 falandı. Yalanı duydun mu? Ben 13.15'te buradaydım. Sen 13.15'te de değildi. Gel. Hani 13.45'ti. Neyine? 100 lira. Anında 100 lira vereceksin. Havale. O 13.15'ti. Bak ben, ben 1.30'da fatura gelmiş bana görüyor musun? Tamam sen 13.15'te gelmedin oyuna. Okula. Okula mı? Oyuna mı? Oğlum kim benim beynim nerede? Lan buçukta. Bak aha buçukta. Tamam buçukta gelmişsin. Buçukta hani faturam 15'te. Geldiğine göre 15 dakikada bir kanka, fatura. Kanka sen 13.15'te buraya girdiysen ben sana %1 bin lira atıyorum. Sonuçta burada değildin. Sonuç olarak ben geç geldim. Ama ben kendim ama seçmiyorum. O da seçmiyor. Ben attım maskeyi aldım. Haşlanmış. Al işte çiğ geldi. Pişmiş. Ya. Hiçbir türlüsünü sevmem ki bunu. Kabak bu lan. Asla sevmem ya. Kabak mı? Bir de sunum yapmışlar ona galiba. Ne oldu moralim bozuldu çiğ kabak yiyeceksin. Bir tane yiyebilir miyim arkadaşlar müsaadeniz varsa? Benimkiler birazcık dilim olarak büyük ya. Sence seninki mi büyük benimki mi büyük konuşmayalım tamam, burada. Tamam sen zaten iki tane yiyemedik zaten sağ olasın babam bunlar. Tamam bir tane yiyeceğim ben. Bir yiyelim bakalım bir yemeden karar vermeyelim. Oğlum benimkiler çatal batmıyor koyayım. Çok kötü bir şey ya. Ben kabaktan hiç hoşlanmıyorum ya. Ben de. Aa. Allah için şunun bir tadına baksanız var ya. En iyisi bu bence. Bence de en iyisi. Ben daha önce çiğ kabak yedim. Ben de yedim daha önce. Yine o biraz gidiyor yani. Oğlum benim midem çok hassaslaştı galiba. Her hep kusacak gibi oluyorum ya. Bu pişince bu kadar küçülüyor mu ya? Sürekli yemek videosu çekiyoruz ondan. İstemiyorum ki yemek ya bunu ben. İstemiyorum dedim. Atma takla. Paraları koy cebe. Akla akla. Beynimizi yedin. Ve? Toksik aşkla bu yüzden. Çiğ çeken para verip yiyemeyebilir. Tamam ben yedim ama zaten. Kaç tane yedin? Bir tane. Lütfen bir tane kalsın. Gerçekten çok iyi ya. Şimdi de bulamadık için. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sıralandırılabilir. Bence onun iki tanesi bunun bir tanesi yapar şöyle olarak. Doğru söylüyorsun. O yüzden iki tane yemelisin. Kızım sen hayır iki tane ya. Yemelisin. Bir baharat. Ya hep böyle mi olacaksın? Bana da tuz lazım. Biraz limon lazım üstüne. Aynen. Ona da, bana da lazım. Uygun 5.
Sana konuna... yoğurt lazım, yoğurt, sarımsaklı yoğurt. Evet, onun harici uygun bir iş. Olayla alakası olmak zorunda mı? Kanka, genel olarak hepimiz çok acı çektik kabakta. Ben de kabak istedim. Bir tane istedim. Daha ye demeyin bana. Ben kızım bana haline baksana. Oğlum en rahat okey, yemin ederim. Alıştım ben artık. Acur salatalık gibi ısırıyor gidiyor. Acur ne lan? Ben de biliyorum büyük salatalığa acur dendiğini. Sivas'ta yok mu? Büyük salatalığa acur denmiyor. Nasıl ya? Fazla acur büyüğe. Salatalık değil mi? Fazla büyüğe değil. Salatalığa acur mu deniyorsun sen? Acur farklı bir şey. Mesela ben acur bir insanım. O da salatalık. O turşu hatta kornişi. Hep kabak, ekşinin ortası. Sen haşlanmış kabak. İyi, çok kötü bir şey hakaret etti bana. İşte yedin mi iki tane? O evet, sana o. Girsin. Sigarayı acilen bırakman gerek. Sen bu oyunu gerçekten bilmiyorsun ya. Ne kanka, nasıl oynanır biliyor musun? Mert bu kaşığı görüyor musun? Görüyorum. Sana girsin. Böyle oynuyor. Tamam kanka. Hep böyle yapıyor ama. Arabada gidiyoruz böyle yapıyor. Toşko vitesi görüyor musun? Sana girsin. Ne var? Ama Toşko daha üstü söylememiş, anladın mı? Bir tane oyun var, olabilir. Görüyorum. Ya. Ne o? Şey var ya, elimde bir tane sinek var. Bak. Görüyor musun? Bak zıplıyor. Ne yapıyorsun? Dur izle, oynuyor. İzle, oyna, oyna. Bak atlıyor bak. Hop. Zıplıyor, görüyor musun? Dur, yoruldu biraz. Sen ceketini tut. Sen de ayakkabısını tut. Bak devam et. Hop. Elinde bir tane sinek var mı? Var. Yani nerede? Gerçekten var mı? Yok. O zaman ceketini yetiştiriyor musun? Sen de sineği zıplatıyor. Yani sen de sineği zıplatıyorsun. Ben de sandım ki niye çıplak sineği izliyorsunuz falan diyecek sandım. Sen bu işle biz ceketin ayakkabısını bırakalım mı? Ben bunu asıyordum. Sağlam kaçtım. Bakmadan çekin de onlar birazcık belli oluyor. Ah, çabuk. Sen yukarı bak. Allah'ım ne olur çiğgenmiş. Dur oğlum, elini sıkıştı kanka ya. Ya Mert. Bakamıyorum. Oğlum. Lan sineği öldürdün bitch. Ya. Aa, yine çiğ çekti. İnşallah meyve falan gelir de böyle. Aa, pişmiş çıktı bana, kola mola gelir. Aha. Oley be. Tavuk mu? Aa, yes, yes, yes. Sonunda. Bu ne oğlum? Sana çiğ gelmedi mi? Çiğ zaten o. Ha, bu çiğ mi? Evet. Lan onunki görüntüsü çok güzel ama. Bu Ahmet'inkinden yemek için kaç para verirsin? Bence seninki de çok iyi. Pilavla beraber çok iyi giderdi. O zaman ye bakalım çiğ. Kaç tane yiyeceğim? Ahmet karar versin. Zehirleyebilir miyim bunda? Hayır. 1,5. Ben kokalmaya falan başladım. Oğlum hepsini yedi lan. Kabağın tadı gitti. Benim de. Ama iğrenç bir haşlanmış tavuk tadı var şu an. Gerçekten tadına bakabilir miyim? Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ama şu an ne yesem iğrenç geliyor bana. Tadına bakabilir miyim? Hayır, bakamazsın. Hayır, bakamazsın. Yedim ben. Ben de yedim. 1,5 tane. Güzel mi tadı gerçekten? Sen bayağı yiyor ya. Nasıl? Siz normalde çiğ salam yemediniz mi? Aynı öyle bir şey. Salamı ben pişirmiyorum. Miden zaten kurtulacak, artık midenin içinde kurtçuklar gezecek böyle. Minik minik bıldırcınlar. Onları dışarı çıkarıp en son üfleyen kazana çekeceğiz. Kuldurcun. Ben elimle vereyim. Gözümü kapatalım. Sen onun gözünü kapat. Sen seçiyorsan bize ver. Biri benim gözümü kapat. Kim? Şimdi kim? Elime ver. Ben böyle bir şey yapıyorum. Bilmem, görmüyorum. Tamam mı? Bak, bir daha çiğ gelirse var ya. Of ya. Ya hadi. Baba siz özellikle kötü yiyecekleri mi seçtiniz? Harbiden ya, hiçbir tane yiyor. Neden sürekli sebze yiyoruz biz ya? Bu ne ya, karpuz mu bu? Acı değildir inşallah. Acı olabilir. Benim acı alerjim var. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Bu ne ya? Ne oldu? Senin turpa alerjin olunca iyi de burada ilgi bekliyorsun da benim kardeşimin acı alerjisi olamaz mı? Hayır, olamaz. Şişiyorum. Herkes birer tane yesin bence. Tamam, herkes birer tane yesin. Aynı bir şeye geldik. Çiğ en iyisi bu arada. Yapma. Bu kesin acı var ya, bak kokusundan burnun yanmış. Yok be, tertemiz şey. Ben yedim, ben bekliyorum. Ben bunu yiyemeyeceğim, para vereyim. Hayır, ben midem çok kötü. Senin paran bende geçmez. Çok acı. Sizin paranız bende. 200'leri ben alırım. Yanıyor dilim. Sadece çiğ para verebiliyordu, bunların ikisi de para veremiyor. Abi dilimi değdirdim sadece. Yemin ederim yanıyorum. Bunu bir çözüm olmaz lazım, ben demek istemiyorum. Ben yürürüm bunu yersem, yemin ederim var ya, bak çok acı, niye tatlı? Azıcık onlara tatlı, bana niye acı? Bu yarışmayı kabul etmiyorum. Belki benimki de acı, ne biliyorsun? İyi tamam ye, senin acı değil. Tatlı mı seninki? Tatlıysa ben bunu yemem. Tatlı mı, tatlı mı, cringe mi? Sana ne lan? 2 dakika ciddi olur musun? Kaç dakikam kaldı? Gel bir tane öpeyim seni. Ah merhaba. Gel lütfen öpeyim. Kanka bir tane video çekelim mi? Hollanda'ya gidip kankamla evlendim diye, yemin ederim. Gel gelinliği de giyersin. Hayır, sen üstüne. Sen benle Hollanda'ya gelir misin? Hollanda'ya beni götür, ben istiyorsan gerdeğe bile girerim. Ben gelinlik çekmek istediğim videoyu biliyor musun? Hollanda'ya gidip kankamla evlendim. Ya baban gelecek bizi sonra, gerizekalı. Diyor kankamla evlen. Bunun babama haberi var mı? Aleykümselam o zaman. Babam bu arada sürekli sana selam veriyor kanka. Bugün gel bize çok seviyor beni. Kahve çayı fiş ekliyor. Tuncay amcama tekrar selamlar. Ya siz benim babamın adını biliyor musunuz? Hiç konusu geçti mi ki? Senin babam bizimle bu kadar etkileşime giriyor mu kardeşim? Benim babam. Selam söylüyor mu senin babam bize mesela? Benim babam bana selam söylemiyor ki. O zaman sormaya hakkın yok. Bir sorun bakayım adını. Neymiş? Yılmaz Bülbül.
Yılmaz. Tamam abi şimdi Yılmaz unutmayız. Yılmaz amcama selamlar. Selamlar. Tamam soracağım bunu haftaya. Annemi tamam sor. Okay. Onu da söylemedim. Söyledim yalan söyleme. Benim burada annemi annemi söyledim sana. Ha? Söyledim sen bilmiyordun ama. Gittin yeni izledin ya. Fil izledin. Ya izli bir şey Serpil. Aynen. Bircan. Bircan. Lan bir de kolay da bir isim. Oğlum bir de kaçıncı söylüyorsun. Ahmet Can'ın adına gelir. Can bitiyorsun tamam mı? Ya da senin şu şarkıdan aklına gelebilir. Hele Bircan. Annemin adını söylemem. Niye? Ortamda Yiğit var. Hatice Yılmaz. Hakikaten buyur. Yılmaz lan bu. Oğlum bu arada bak muhabbetten kaytarıyorsunuz önünüzdeki bir bölümü. Ben yiyorum yavaş. Ben? Hadi kardeşim ben sabah kadar. Ben kabul etmiyorum. Sizinkiler tatlı olup benimki acı olamaz. Yarışmada böyle bir şey yok ya. Bu böyle biber pişince acılaşmış. Ne alaka? Hayır ben cidden bunu kabul etmiyorum. Doğru. Yarışmada adalet yoksa ben de yokum. Kardeşim siz niye tatlı yerken ben acı yiyorum? Kardeşim Mert'e sor. Ama benim suçum bu. Bana benim suçum bu. Peki o zaman prodüksiyonlar bağlayalım. Sen 420 sorular kardeşim. Ben 420 sorular. Bu da olsa bir daha gelmem. 400 lira falan göndermeyeceğim arkadaşlar. Ben haklıyım bu konuda. Aa bak bu fanusla kafanı sokacağım. Şimdi senin onu istiyorsun. Tam kafan boyunda zaten. Uzaylı gibi gelecektin. Getir o zaman hadi. Ver abi şunu. Başım ağrıdı bağırmaktan. Ama sen bağırdın biz bağırmadık. Ama üstüme geliyorsunuz ve haklıyım. Aldı bir de. Lan yeter! İstemiyorum 400 lira falan. Yarın gelsin. Ben hala yiyorum bu arada. Bir sonraki turda konuşacağız artık. 400 lira mı vereceksin? 400 lira senin durup büküp şimdi bak ama. Sen ister misin ilk önce? Çektim haşlanmış. Al işte bana yine çiğ geldi. Şaka yapmıştım. Ya Peki porsiyonlar gittikçe niye düşüyor bizim videolarda? Bu ne? Bir tane koysaydınız ben bunu buradan çekseydim böyle. Niye bitseydim? Oo bu fasulye de kötü kanka. Hadi lan. Valla. Niye ben yemiştim. Kulağını getir bak. Bu birazcık garip galiba bak. Ah. Arkadaşlar Asmır videosuna hoş geldiniz. Bana niye böyle davranıyorsun? Şu boynuma bir kutlatır mısın ya? Hayır. Lütfen boynuma bir kutlatır mısın? Şöyle bir boynum ağrıyor hadi. Yemem oğlum ben yemem. Ya lütfen. Bir kere yazma. Ah. Civar mı kırdım? Mert şaka yapayım dedim bunları. Nereden kırdım kardeşim? Kafam koptu. Ne diyordur boynumu kırdı kız bana 100 lira istiyor benden. %100 istiyor. Ürünümü çalmış ama bakayım. Hani yasaktı. Peki boynumun hesabını kim verecek? Kanka makarna yemek ister misin? Yok ya. Yani. Kanka bir ısırık al ya. Yok kanka. Tamam kanka. İşte doğum günü uçak geliyor. Uçak. Afiyet olsun hanımefendi. Mutlusunuz artık makarna geldi diye. Son bir güzel bir şey yani. Ben hiç güzel bir şey yemedim. Bir tek tavuk yedim. Yemişsin işte. Ben de bir kere yedim. Sen de bir kere yedin galiba. Ben bugün yediğim her şey çok kötüydü bence de. Ben eski videolara bir bakıyorum. Sıla küçük çocuk lan eski videolarda. Saçlarım mor olduğu için. Şöyle yani. Duruyor, böyle duruyor. Küçücük. Daha yok. Küçücüksün lan. Ama şu anda da küçük müyüm. Hah! Yok, sana bir şey soracağım. Hı. O TikTok videosunda boyumuzun kısa olup olmadığını anlattığımız yeri niye kestiniz? Ben boşuna mı açıklama yaptım orada? Hangisi videoda? Senin 1.90 benim 1.60 olduğumu ve bunun gayet normal bir şey olduğunu açıkladım bir güzel. Oraya koymamışsın videoya. Hiç, oğlum çok vallahi... üzgün bakıyor lan git koy videoyu bir daha yayınla lan. Tamam yapayım bu videoya koyalım. Hayat kısa, Sıla hayattan da kısa. Çok iyiymiş lan. Bir konuya açıklık getirebilir miyiz? Ben 1.60'ım o 1.90 yani tamam, çok normaliz. Tamam o zaman Sıla 1.60 adam ol ben uzunum değil mi Sıla? Bir de Ahmet normal. Gelinliği Sıla istediği için giydi. Evet. Bunu asla unutmayın. Bir de abim yılbaşına kadar bir günah yapar. Bir de oğlum, aynen, en çok bunu unutmayın ya. Yılbaşına az kaldı arkadaşlar. Lan harbi dedik ben olamayacağım. Bu ne olacak kendi bildiğim. Bana da abone olun artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mert'e de abone. Buna da abone olun artık arkadaşlar. Kaç senin abone? 356.000. Oha. Lan bu da çok hızlı geliyor. Yetişiyorum sana. Çok hızlı lan. Sen YouTube'a biz TikTok'a başladığımız zaman başlamışsın. O yüzden eski sayılmazsın. Yani 2 sene falan olmuşsun YouTube'a başlamak. Tamam yeni miyim? Evet. Yenisin. Biz seninle sosyal medyada eskimiz. Kanalda kaç videom var? Biz seninle sosyal medyada eskimiz. Ama ben video atmadım. Hayır sen onu söyle bir. 101. 101. Abim de 101 var. O yüzden sen de yeni sayılırsın yani. Oha bir dakika şimdi sen 100 video var ya benim de 100 videom var. Salak sen ve abonemiz ben aynı şu an. Ben çalışmadım. Ama demek ki biz aynı adamız. Aslında biz... Daha yoksun. Güneş. Kanka düşüyordum gerçekten düşüyordum altından sandalye kaydı. Arkadaşlar video bitti. Hadi ya. İyi ki izlediniz. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoya like atmayı, bu arkadaşın kanalına abone olmayı, bu arkadaşın bütün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi, benim bu videoma da like atarsanız iyi olur. Abone daha olmayı, böyle... bildirimleri açmayı sakın. Bir ding dong. Hani gereksizdi? Gereksiz ama hoşuma gitti. Ha video başlarken ooo çok gerek. Biz de öyle ben bile bu soktum zaten sen niye ayrı sokuyorsun ki bilinç altında kalmıştır abicim niye kızıyorsun ki seni yerine laf soktum yani. Bana bu dediğim için laf soktum görecek o zaman. Hayır sadece diyorum ki çok hayır, gerekli bir şey değil ki yani eğlenceli ve yapıyoruz işte. Ben sana yaptım ya bunu. Şimdi tamam.